Sorunun kendisine ve çözümüne kumanda.org'daki ders notları sayfamızda PLC deneyleri dokümanını indirerek ulaşabilirsiniz. Soru şu şekilde. Set P11, bir kum yükleme sistemine ait aşağıdaki çalışma şartlarının sağlayacak PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. A. Start butonuna basıldığında V1 kum boşaltma valfi ve M2 bant motoru hemen çalışacaktır. B. Start butonuna basıldıktan 2 saniye sonra M2 bant motoru çalışacaktır. C. M2 bant motoru çalıştıktan 2 saniye sonra ise M3 motoru çalışacaktır. D. Stop butonuna basıldığında V1 valfi ve M1 bant motoru hemen duracaktır. E. V1 valfi ve M1 bant motoru durduktan 2 saniye sonra M2 bant motoru duracaktır. F. M2 bant motoru durduktan 2 saniye sonra M3 bant motoru duracaktır. G. Sistemin çalışma sırasında başarı akım 1 rölesi açma sinyali verdiğinde V1 valfi ve M1 bant motoru hemen duracaktır. 2 saniye sonra M2 ve ondan 2 saniye sonra ise M3 bant motoru duracaktır. H. Sistemin çalışma sırasında aşırı akım 2 rölesi açma sinyali verdiğinde V1 valfi, M1 motoru ve M2 bant motoru hemen duracaktır. M3 bant motoru ise 2 saniye sonra duracaktır. I. Sistemin çalışma sırasında aşırı akım 3 rölesi açma sinyali verdiğinde bütün sistem duracaktır. Devreyi 3 parçada düşünüyorsun. 1. Devreye girme. 2. Devreden çıkma. 3. Aşırı akım röleleri. Şimdi devreye girme kısmını bir yapalım. Tamam mı? Aynı anda hepsini düşünmeyelim. Devreye girme kısmıyla başlayalım. Sorduğum o soruyu, meşhur soruyu tekrar soruyorum. Baştan sona kadar veren kalan bir eleman var mı? Devreye girmeye için düşünüyoruz. Evet, V1 ve M1 baştan sona kadar devrede. O zaman onlar üzerinden sistemi çalıştırıyorum. Input 0.0 stopum. Input 0.1 startım. Devreye girsin. Kim? Q0.0 V1 ve Q0.1 M1 devreye girsin. Ne yapsın? Fark etmez. Q0.0 ile de mühürleme işlemi yaptıralım. Peki bu elemanlar ne yapsın? Bu elemanların yapacağı, ki burada hangisini seçtim ben enerji için? Q0.0'ı. Q01'de olabilir miydi? Olabilir mi? Hiç fark etmez. Q0.0 gelsin. Zaman rölelerini devreye alsın. 1'i 2, 1'i 4 saniyelik. T1, T2, 2 saniye ve 4 saniyelik zaman rölelerini devreye alsın. Peki zaman rölesinin tipi ne olacak? Zaman rölesinin tipi, devrenin çalışmasına bakacaksınız. Zaman rölesi enerjilenecek, sayacak. Saydıktan sonra sırayla devreye alacak. Enerji geldi, zaman saydı. Hangi zaman rölesini anlatıyor bana bu? Ton zaman rölesini anlatıyor. Enerji geldi ve saydı. Tamam mı? Ton zaman röleleri ne yapacak? Ton zaman röleleri sırayla T1, Q0.2'yi yani M2'yi, T2'de Q0.3'ü yani M3'ü şuna 2 saniye üstüne yazalım. 4 saniye. Normalde programda yazamazsın da tahtada yazalım. 2 ve 4 saniye sonra devreye aldı. Şimdi devreye almayı yaptık mı? Devreye almayı yaptık. Devreye alma kısmı bu kadar. İkinci düşüneceğimiz kısım neydi? Devreden çıkartma kısmı. Devreden nasıl çıkacak? Devreden şöyle çıkacak. Stop'a bastığımda Q00, Q01 devre dışı kalacak mı? Devre dışı kalacak. Bura açtı mı? Q00 açtı. T1, T2 devre dışı kaldı mı? T1, T2 devre dışı kaldı. Ve T1 ve T2 üzerinden Q02, Q03 devre dışı kalır mı? Kalır. Ama ben bunu istemiyorum. Ben şuradaki Q02'nin ve buradaki Q03'ün yer lazım tahtada. Q03'ün daha devrede kalmasını istiyorum. Öyle değil mi? O zaman benim devrede
Q0 2 ve Q03'ü devrede tutabileceğim bir elemana ihtiyaç var. Şimdi normalde enerjisi kesildikten sonra devrede kalan eleman nedir? Sayma işlemi yapan eleman nedir? Enerjisi kesildikten sonra devrede sayma işlemi yapan eleman top zaman öresidir. Hadi şimdi birleştireyim, sonra ben bunları şey yapacağım, çıkartacağım. Düzgün çizelim. T3 TOF. Tamam mı? Hadi bir daha şuradan alalım. T4 TOF. 2 saniye ve 4 saniye daha işlem yapacak. Şeyde yoktu. İngilizce S'nin yükseği var. Peki ne zaman devreye girecek bu zaman röleleri? Stopla birlikte devreye girecek. Şimdi biz stopu şimdiye kadar hep normalde kapalı kontak kullandık. Normalde kapalı kontak bu kontağını açtı. Sistemi enerjisiz bıraktı. Ama burada öyle bir durum yok. Burada sistem stopa basıldıktan sonra da parça parça duracak. Yani stoptan sonra çalışan elemanlar var. Bunu nerede görebiliriz? Bunu şurada görebilirsiniz. Stopa bastıktan sonra örneğin bir göz lambasını, bir ışık bardaki bir şeyin sütunun yanmasını isteyebilirsiniz. Sesli bir uyarı isteyebilirsiniz stoptan sonra ya da aşırı akımdan sonra, neyse. Yani ne demek istiyorum? Stop devreyi durdurması illa kapalı kontağı açıp enerjiyi kesip devrenin devre dışı kalması şeklinde olmayabilir. Stop aslında başka bir devreyi devreye alır. Başka bir yapıyı devreye alır. O devre parçası ana işlemi yapan ana devrim parça parça devreden çıkarır. Şimdi V1 ve M1'i buradaki stop o mantıkla çıkarttı. Ama stopu ben başka bir mantıkla daha kullanacağım. Stoptan sonra şu iki elemanı devrede tutacak. Bu ne? Input 0.0. Benim stopum bu. Benim stopum. Input 0.0'a bastığımda ne oldu? T3 ve T4 zaman röleleri devreye girdi. Nasıl çalışacak bu? Input 0.0'a bastım. Zaman röleleri, top zaman röleleri devreye girdi. Devreye girer girmez kontakları konum değiştirdi. Enerjiyi kestikten sonra sayma işlemine başladı. Sayma sonunda kontaklar eski haline geri geldi. Şimdi ben bunu T3, T4 ile devrede tutacağım. Bir de bunun üzerinden bakalım. Stop'a bastık. Stop şu V1, V2 ve buradaki zaman rölelerini devre dışı bıraktı. Doğru mu? Zaman rölelerini devre dışı bırakınca T1 açıldı mı? Eskiden sistem nasıl çalışıyordu? T1 üstünden çalışıyordu. Şimdi T1, T2 devre dışı kaldı. T1 geçirmiyor. Ama benim enerjiyi sürdürmem lazım. Input 0.0'a bastığımız için T3 devreye girdi mi? Devreye girdi. Bu zaman röleleri nasıl çalışıyordu toplar? Enerjiyi görür görmez konumları değişiyordu. Bu sefer yukarıda kesilen yol aşağıdan ne yapacak? Devam edecek. Yani yukarıdaki kontağı açtık ama aşağıdaki T3'ün kontağı üzerinden devam edecek. Aynı şey T4 için de geçerli mi? Evet. T4'ün aşağıdaki eklemiş olduğum paralel kontak ya da büyüleme dersiniz, siz ne dersiniz? Bu kontak üzerinden enerji devam edecek. T3 ne zaman devreden çıkacak? 2 saniye sonra. Şuna da yazalım. 2 saniye. Bu ne zaman devreden çıkacak? 4 saniye sonra devreden çıkacak. Ama bu 2 saniyeyi ve 4 saniyeyi ne zaman sayacak bu? Butondan elinizi çektikten sonra sayacak. Peki ben butona 1 saniye boyunca basarsam ne olur? Bastığım 1 saniye boyunca saymaz. Elimi çektiğim zaman bu 2, bu 4 sayar. Yani aslında bu 3 saniye, bu da 5 saniye çalışmış olur. Peki butona basma süremden ben bunu bağımsız hale getirmek için ne yapmam lazım? Buralara P kontak ilave etmem lazım. Ben bunlara P kontağı ilave ettiğimde, ben buraya 1.0 diyelim. İlave ettiğimde enerjiyi alır, o çevrim çalışır, bir sonraki çevrim çalışmaz. Bir sonraki çevrim enerjisi P kontağından dolayı devre dışı kaldığından bu kontak 2 saniye ve 4 saniye sayar. Devreye alma işimizi de yaptık mı? Yaptık. Şimdi geldik aşırı akım rölelerinin devreden çıkartmayı yaptık. Devreden çıkartmayı da yeşille çizdiğimiz kısımdan yaptık. Şimdi gelelim aşırı akım rölelerinin devreye girmesi. Tamam mı? Aşırı akım rölesi 1'de hiçbir sıkıntımız yok. Niye?
Gelsin kardeşim buradan. V1, M1 için söylüyorum. Devreden çıkartsın. Şimdi aşırı akım rölelerinde sıkıntı yok. V1, M1 için devreden çıkarttı. Diğerlerinde sıkıntı var. Ne yapması lazım aşırı akım rölesini? Bunu 2 saniye sonra, bunu da 4 saniye sonra devre dışı bırakması lazım. Tamam mı? Neye benziyor bu? Stop'a benziyor. Yani aşırı akım rölesi 1, bunları devre dışı bıraktı. Bunu 2 saniye sonra, bunu A üzerinde zaten 2 ve 4 saniye kontaklar var. Peki bu ne zaman devreye girecek? Bu stopmuş gibi devreye girecek. O zaman ben şuraya aşırı akım rölesi 2 neydi? 1 düzeltiyorum, aşırı akım rölesi 1, input 0.2. Input 0.2'nin P'sini kullandığımda ben bunu ne vermişim? 50.2. Tamam mı? Ha, stopu aşırı akımları yapıyorduk değil mi? Farklı renkte yapalım. Stop gibi devre dışı bırakıyordu. Input 0.2 P kontak. Merkez 50.2 dedik. Merkez 50.2. Çıkarttı mı devreden? Aynı stop gibi çıkarttı. Şimdi gelelim. Aşırı akım rölesi 2'ye. Aşırı akım 2. Yani input 0.2. Aşırı akım rölesi 2 nasıl devrede kaldı, şey yapacak, çıkartma yapacak? Bunu çıkartacak. Doğru mu? Bunu da çıkartacak. Bu 2 saniye yaşayacak. Tamam mı? Şimdi aşırı akım röle burayı açtım. 2, input 0.3 açtı. Bu devre dışı kaldı mı? Kaldı. O devre dışı kalınca zaman yönesi şurada, kontak zaman yönesinin zamanlarını sıfırladı mı? Bu devre dışı kaldı mı? Bu da çıktı mı? Çıktı ama tek sorunum var. Bu 2 saniye daha yaşaması lazım. Doğru mu? O zaman aynı mantıkla oraya bir zaman rölesi daha ilave edeceğim. Tamam mı? Bu aşırı akım rölesi 2'de 2 saniye daha yaşaması lazım. Şimdi bu çalışmaları neyle yaptık biz? Top zaman rölesiyle yaptık. Stop'a bastığımızda ya da aşırı akım rölesi bir açma verdiğinde top zaman rölesini devreye koyduk. Aynı mantıkla yapacağız. Aynı mantıktan kastım ne? Şuraya alalım. Alıyor mu burada tahta? Alıyor hocam. Aşırı akım rölesi neydi? Input 0.3. P. Input 0.3. Input 0.5'e ne vermişim ben? 50.4. Kimi devreye alacak? T5 gibi bir top zaman rölesini alacak. Bu 2 saniye mi çalışacak? Peki T5 gibi devrede tutacak 2 saniye daha? Q0.3, T5 2 saniye daha devrede tuttu. Tamam mı? O zaman tekrar aşırı akım rölesi 2'ye basalım. Aşırı akım rölesi 2 açtı. V1, M1 devre dışı kaldı. V1, M1 ile birlikte tonlar devre dışı kaldı. T1, T2, T1 açtı. Bunu devre dışı bıraktı. Bu ara input 0.3 üzerinden top zaman rölesi T5 devreye girdi. Burayı kapadı. 2 saniye sonra da M3'ü yani Q0.3'ü devre dışı bıraktı. Tamam mı? Çıktı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Senin dedi ki, hocam dedi, sistem duruyor, hiçbir şey yapmadım. Ben geldim, input 0.2'ye bastım. Input 0.2 ne? Ha dur, şeyi de ilave edelim. Aşırı akım rölesi 3 ne yapacak? Input 0.4
Sistemi olduğu gibi devre dışı bırakacak. Bunun için bir şey yapmama gerek yok. Yani ekstra bir zaman ölçüsü koymayacağım. Niye? Çünkü input 03 hepsini devre dışı bırakıyor. Doğru mu? Input 03 açtı. Input 04 aşırı akım rövesi 3. Input 04 açtı. V1, M1 devre dışı kaldı. Bu açtı. Q2, M2 yani bu açtı. Q3, M3 devre dışı kaldı. Yani aşırı akım rövesi 3 için ekstra bir eleman devreye sokmayacağım. Çünkü aşırı akım rövesi 3 sistemin tüm enerjisini kesiyor. Elektriksiz bırakıyor. Şimdi arkadaşınız dediği şey, geldim hocam dedi, ben dedi sistem dururken input 02'ye bastım dedi. Input 02'ye basarsanız ne olur? Input 02'ye basarsanız T3, T4 devreye girer. Doğru mu? T3, T4 devreye girdiği zaman 2 saniye ve 4 saniye Q02'yi çalıştırır 2 saniye boyunca, 4 saniye boyunca Q02 çalıştırır. Yani ben geldim, aşırı akım rölesi 1'i çalıştırdım, tamam mı? Aşağı akım rölesi 1'i çalıştırdım ya da stop'a bastım. Stop da aynısını yapar. Sistem dururken stop'a bastığında ya da aşağı akım rölesi 2'yi çalıştırdığında T3, T4 devreye girer çünkü engelleyen hiçbir şey yok. T3, T4'ü. Tamam mı? Engelleyen bir şey olmadığı için adını sen getir. 2 saniye durup dururken bu, 2 saniyede durup, 4 saniyede bu durup dururken çalışır. Ya da dedi ki aşağı akım rölesi 3'e geldim bastım. Bunlar normalde konu içerisinde ama geldik bastık velev ki. Siz buna bastığınızda tamam mı? T5 devreye girer. T5 burada kontağı üzerinden Q03'ü 2 saniye durup dururken çalıştırır mantıksız bir şekilde. Şimdi bunu engellememiz lazım. Bunu engellerken de şöyle bir şey yapmamız lazım. Sistem ancak ve ancak çalışırken aşırı akım röleleri iş yapsın. Ne demek istiyorum? Sistem ancak ve ancak çalışırken aşırı akım röleleri iş yapsın. Sistemin çalıştığını ben nereden anlarım? Sistemin çalıştığını ben nereden anlarım? Enerji geliyor. Sistemin çalıştığını ben, eğer sistem Q00 devredeyse ya da onunla birlikte Q01 sistem çalışıyor demektir. Eğer ben, bak şimdi onu şuralara da yapabiliriz. Çok ekstrem bir renk var mı elimizde kalem olarak? Açık mavi falan var benim. Pembe o renk. Pembe o. Yani çalışıyor. Onu bir de burada deneyelim bak şimdi. Denemede buraya koymadık ama. Eğer ben Q0.0'ın açığını aynı mantığa getirdim. Buralara koyarsam Q0.0'ın açığını oralara koyarsam Q00 devreye girdiğinde bura kapayacak. Bura kapayacak. Sistem ne yapabilecek? Çalışabilecek. Çalışabilecek. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var bakın. Tekrar söylüyorum. Az önceki sıkıntı neydi? Motor dururken, durduk yere bastığında stopa. Motor duruyorken bu çalışır mı? Çalışmaz. Şimdi motor demişim, sistem. Sistem duruyorken bu çalışır mı? Çalışmaz. Bu dururken, sistem dururken bu çalışır mı? Çalışmaz. O nedenle bu butonlara bastığında butonlar çıkış verse de birer çevirim devam etmeyecektir. Ama motor çalışıyor. Hep motora gitti. Motoru soruyoruz ya soruları. Şu Q00 devrede yani sistem çalışıyor. Kapatır. Doğru mu? Kapatır. Zaman röleleri devreye girer. Zaman röleleri şu işlemleri yeşiller ya da turuncu o işlemleri yapar. Ama burada sıkıntı şu. Stop'a bastık mı? Bakın. Stop'a bastık mı? Stop'a bastık. Stop'a bastığımızda şurada stop'a bastığımızda Q00 devre dışı kaldı mı? Bakın burayı çok iyi dinleyin. Sıkıntı burada şu. Görebileceğim. Sen azıcık açığa gel. Stop'a bastığımızda Ömer Bey mi o? Stop'a bastığımızda Q00 devre dışı kaldı mı? He? Q00 devre dışı kaldığında bu kontakları açar mı? Açar. İşlem yapar mı orası? Yapmaz. Anlaşıldı mı sıkıntıyı? Evet. Stop'a bastığımda ya da aşırı akım input 02 neydi? Aşırı akım 1 ya da input 03 aşırı akım 2 şu zaten buradan Q00'ı durduracağı için dikkat edin buraya. Zaten input 02 ve input 03 aşırı akım 1 ve aşırı akım 2 ya da stop bu satırda Q00'ı devre dışı bırakacağı için
Bu network'e geldiğimizde, şu network'e ya da şu network'e geldiğimizde Q00 buradaki kontaklarını açmış olacağından dolayı şu sistem parçaları çalışmaz. Hep devrede mi kalır hocam o zaman? Hiç çalışmaz bu kısım. Niye? Yok, açık. Açık. Stoplama işlemini yapar. Ha buradan stopu da yapamaz. Tamam mı? Devre dışı kalır. Stopta şuradan stopu sadece burada çalıştırıyor. Diğerlerinde sistemi çalıştırmıyor. Tamam mı? Yani kademeli durmuyor. Zınk diye durur hepsi. Stoplamada. Kademeli durmasını istiyorum. Şimdi peki size şöyle bir soru sorayım. Şu satırı en alta yazarsam ne olur? Bakın, ilk başta kullandığım sistemin ilk çalışmasını sağlayan satırı en alta yazarsam ne olur? Çalışır, hiçbir fark olmaz. Fark şu olur. Çevrim çevrim düşünün. He? En sondaki durum kalınca. Şimdi o değil. Çevrim çevrim düşünden kastım şu. Şimdi stop'a bastık mı? Veya input 02'ye bastık mı? Stop'tan geçtik. Input 02'ye bastık mı? Input 02 çıkış verdi mi? Stop'a bastık. Şu anda hepsinin çalıştığını düşünün. Bak şu anda hepsi çalışıyor. Normal sistem çalışıyor. Aşırı akım 1'e bastım. Input 02'ye. Ya da aşırı akım 3'e bastım. Input 0 kaç aşırı akım? 2 input 03'e bastım. Tamam mı? Şimdi şu anda onları ne renk gösterelim? Sistem çalışıyor mu? Bakın sistem çalışıyor. Bak. Bura kapalı mı? Kapalı. Bura kapalı mı? Kapalı. Şu satırı nerede göreceğim? Şura yok. Şurası nerede? En aşağıda. Şuradan itibaren başlıyor. Şimdi sistem çalışırken bura kapalı, bura kapalı mı? Ben geldim input 02'ye bastım. Input 02, Q00'ı ne zaman devre dışı bırakacak? En altta. Bakın. Geldim input 02'ye bastım. Input 02, Q00'ı ne zaman devre dışı bırakacak? En altta aldım ya satırı. En altta devre dışı bırakacak. Peki şu anda Q00 çalışıyor mu? Bak. Q00 çalışıyor. Ne zaman devre dışı Q00? Bu satırı geçecek, bu satırı geçecek. Alt satıra gelecek. Q00 kontağını açtığı için devre dışı bırakacak. Ama şu anda çalışıyor. Çalıştığı için input 02'ye basınca kapalı süs üzerinden toflar devreye girer mi? Girer. Aşağı satıra indim. Bir sonraki satıra indim. Yani nereye geldim? Buna geldim. Input 0.2 bu kontağı açtı mı? Q00 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Q00 devre dışı kaldığında burayı açar mı? Açtığını ne zaman görürüm ben? Bir sonraki çevrim. Peki buranın açmasının benim için bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. Çünkü toflar devreye girdi çıktı. Şuraya P koymuştum ya. Artık zaten Q00'dan dolayı orada tek devrim çalışacak. Yani normal input 0.0 koyabilirim. P koydum ya oraya. P ne yapıyordu? Bir çevrim çalıştırıyordu. Şimdi ne yaptı? Bastım. Toflar çalıştı. Aşağı geldi. Aşağı satırda Q00 devreye girdi. Döndü bir sonraki çevrimde Q00 burayı açtı. Doğru mu? Açınca toflar devre dışı kaldı. Yani tek çevrim çalışmış gibi oldu. Toflar devre dışı kaldı ve saymaya başladı. Devam ediyoruz. Hocam geldim. Input 03'e yani aşırı akım üyesi 2'ye bastım. Program geliyor. Şu anda bunlar kapalı mı? Şunlar? Çalışıyor. Kapalı. Çalışıyor. Geldi. Input 03'e basıyorum. Burada bir input 03 var mı? Yok. Nerede var burada? Input 03'e bastım. Q00'ın kapalı üzerinden geçti mi? Q00'ın kapalı üzerinden geçtikten sonra T5 çalıştırıldı mı? Aşağı satıra inin. Yani şuraya indik mi? Buraya indiğimizde açtı mı input 03 burayı? Q00 devre dışı kaldı mı? Q00 devre dışı kaldı. Bir sonraki çevrimde Q00 devre dışı. Yani döndük. Burayı açtı. Demin işlem yaptığım satır bura mıydı? Burayı açtı. Ama orada TOF devreye girdi çıktı mı? Bir önceki çevrimden geldi. Devreye girdi T5.
T5 devreye girdi. Q00 aşağıda devre dışı kaldı. Bir sonraki döngüye geldi. Q00 açtı. T5 devre dışı kaldı. Ve yine burada T5 saymaya başladı. Yine bir tek çevrim çalıştı. Yine bunu da normal kontak gibi kullanabiliriz. Ne demek istiyorum? Şunu alayım. Şunu. Input 0.2. Bunu da input 0.3 olarak çalıştırabilirsiniz. Bu ne zaman geçerli? Bu satır aşağıda olduğunda. Satır aşağıda olmazsa, gelelim satır aşağıda olmadığına duruma gelin. Input 0.2 açtım örneğin. Bu 0.0 devre dışı mı? Şurada devre dışı olarak yakaladı mı? Açık, işlem yaptıramaz. Ama bunu aşağı satıra aldığında, input 0.2'ye bastığında şurada işlemi yapar. Yani T3, T4 ya da bir input 0.3, T5'i devreye alır. Aşağıda ancak bunun şu aşağısında Q00 devre dışı kalacağı için bir sonraki çevrimde bunlar açılır ama bir kere TOF'ların devreye girmiş olması sayma işlemine başlatacak. Tamam mı? Bu devrede başka bir eksiğimiz var mı? Onları öyle birleştirmenin bir mahsuru var mı? Birleştirmenin bir mahsuru yok. Tamam mı? Senin çözümümüzde ne oldu? Buralara koymuştuk şeyleri, Q'ları. Şimdi bunları birleştirdik, Q'ları oraya da koyarız. Aklıma geldi, muhtemelen çalışacaktır burada. Tamam, sorusu olan varsa alayım ciddi ciddi. Hocam orada P'lara kalsaydı onlar çalışmazdı değil mi? Kim? Bunlar mı? Evet. Yolu çalışırdı. Bir çevrim çıkış verirdi, bir çevrim çıkış verirdi. Bir sonraki çevrim çıkış vermezdi, zaten burada açmış olurdu. Anlaşıldı mı? Bir çevrim çıkış verirdi. O çevrimde bu kapalı mı? Kapalı. Çalıştı mı? Çalıştı. Bir çevrim sonra çıkış verir mi? Verme. Zaten bura açılacak. Bir anlamı yok. Anlaşıldı mı? Yani kapalı yakaladı. Aşağıda açtı. Döndü. Yeni çevrimde bunları açık gördü. P ile aynı işi yaptı. Ben diyorum ki ekstra eleman kullanmama gerek yok. Başka bir mantığı yok. Başka? Tamam. Soruyu toplu çözmüştük. Şimdi tonlu çözeceğiz. Devreye girme sırasında bir değişiklik yok. Aynı şekilde 2 saniye aralıklarla devreye girecek. Şimdi sıkıntı ne? Devreden çıkması. Devreden neyle çıkacak bu? Input 0.0'la. Ben önceki çözümü yaparken ne dedim size? İlla dedim input 0.0 stop olarak kullandığınız eleman bir şeylerin önünde kontağı açıp devre dışı bırakacak, sistem duracak diye bir kural yok. Aslında dedim sizin o input 0.0 diye gördüğünüz stop açık kontağını kapatarak başka bir devreyi alıp o devre tarafından ana devrenizi devre dışı bırakabilir demiştim. Şimdi 2 saniye aralıklarla devre dışı kalacak mı? Şurada zaten hiçbir sıkıntımız yok. Her halükarda stop da olsa aşırı akım üyesi de olsa o satır devre dışı kalacak. Bir sıkıntımız yok. Şimdi stopla ben bir devre parçasını daha devreye alacağım. Stopla ben bir devreyi çalıştıracağım. Şimdi gelelim. Stopum ne? Input 0.0. Bir başka devreyi bu gelsin. Devre parçasını devreye alsın. Merkel 60.0. Tamam mı? Merkel 60.0. Burada kendini mühürlesin. Şimdi ben stopla başka bir elemanı devreye aldım mı? Devreye aldım. Peki bu Merkel 60.0 ne yapsın? Merkel 60.0 T3 ton tonla yapacağız ya. Ve hadi gelin şimdilik buradan yapalım bunu. Biraz sonra ayıracağım. T4 ton zaman bölgesini 2 saniye ve 4 saniye devreye alsın. Peki input 0.0'a bastık. Merkel 60.0 çalıştı. Merkel 60.0 T3 ve T4 2 ve 4 saniyelik zaman rölelerini aldı. Bu 2 ve 4 saniyelik zaman röleleri Q02 ve Q02 3'ü devrede tutacak mı? He? Peki hangi kontağını kullanmam gerekli? Açık mı? Devre tutacaksa kapalı değil mi hocam? Açığını kullandığımızda input 0.0'a bastık stopa. Merkel 60.0 devreye girdi. Devreye mi alacağız, devreden mi çıkartacağız? Şu anda ben stopu yapmıyor muyum? Evet.
Stop evet. Yaparken devreden çıkartmayacağım ben. Evet, o zaman kapalı. Devreye çıkışlarda kapalı kullanıyoruz. Tamam. Kapatalım. Açık kullanırsak ne olur? Tonlar saymadan bu kontaklar kapanmayacak, doğru mu? Evet hocam, saydıktan sonra. Tonlar saymadan bu kontaklar kapanmayacağı için ancak ve ancak 2 saniye sonra bu kapatır, yani durur 2 saniye sonra başlar. 4 saniye sonra bu kapatır, durur 4 saniye sonra başlar. Peki, kapalılarını kullandık mı? Evet. Kullandık. Sisteme hiçbir şey yapmadan direkt piyasaya run yaptığınızda ne olur? Direkt çalışır. He? Direkt çalışır. E şimdi de sistemi run yaptık, hiçbir elemanı elemedik, kapalılar üzerinden direkt çalıştı. İyi de ben bunun direkt çalışmasını istemiyorum ki. Sırayla çalışma. Hayır, sadece stop da devreye girecek. Peki stop kimi devreye alıyor? Tom. M60. Yardımcı yolu olarak kimi devreye alıyor? Merkel 60. Merkel 60.0 devreye alıyor. Merkel 60.0 devreye girdiğinde veya memory bit 60.0 devreye girdiğinde T3'ü ve T4'ü de ancak çalıştırabilirsin. Peki şimdi ne oldu? Şimdi stop'a bastık. Şu anda M60.0'lar açık mı ilk başlangıçta? Açık. İşlem yapmaz. Stop'a bastık mı? Stop'a bastık. Stop'a basınca M60.0 devreye girdi mi? Kapadı, kapadı. T1, T2 devre dışı kaldı mı bu ara zaten stop'tan dolayı? Kaldı hocam. Aslında tekrarlamaya gerek yok da Q00 devre dışı açtı. T1, T2 devre dışı. Bana bir tek aşağı kalıyor. Aşağıda da stop'a bastığımda M60.0 kontağını kapadı mı? Kapadı. Yani şu anda bu kontak da kapalı. Stop'a bastığımda ama bu kontak da kapalı. Kapalı üzerinden geçti. Çalışıyor. Kapalı üzerinden geçti. Çalışıyor. 2 saniye sonra açtı. Durdu. 4 saniye sonra açtı. Durdu. Merkel devrede mi? Evet. Devrede. Ama ben şunu diyorum devamlı size. Diyorum ki bir çalışmada, bir sonraki çalışmada aynı şartlarla başlayabilmesi için devrede bir elemanın kalmaması lazım. Şimdi sistemi durdurma işlemim bitti mi benim? Evet. Sistemi durdurma işlemim bitti. Sistemi durdurma işlemim bittiyse Merkel şu anda çalışıyor. Çalışmaması lazım. Merkel'i işlem bittiğinde nasıl devre dışı bırakırım? Şimdi ne oldu? Olay ne? Durum ne? Start, stop'a bastık. Çalıştı. Kapadı. Zaman ödülünü devreye aldı. 2 saniye sonra açtı. 4 saniye sonra açtı. Devre dışı bıraktı. 4 saniye sonra T4 buradaki kontağını açtı mı? M60.0 devre dışı kaldı mı? Kaldı. M60.0 devre dışı kalırsa zaman ödülünü sıfırlar mı? Sıfırlardı. Zaman ödülü başa döner mi? Döner. Sistemde bir elemanım kaldı mı benim? Kalmadı. Elemanların hepsini devre dışı bıraktım. Şurada sanki T4'ü kullanmasam da olur. Neden T4'ü kullanmasam da olur? T4 ne zaman açacak? 4. saniyede mi? 4. saniyede açtığımda zaten aynı zamanda M60.0 devre dışı kalıyor mu? Buraya açacak. T4'ün kapalısını orada kullansam olur mu? Olur. Ama T4'ün açılmasıyla, oradaki T4'ün devre dışı kalıp açılmasıyla Merkel 60.0'ın enerjisi kalıp açılması aynı şey. Öyle değil mi? T4 burayı açacak. M60.0'ı devreden çıkaracak. Ne zaman? 4. saniyede. 4. saniyede bu da açacak. Devre dışı kalmış olacak. Tamam mı? Şimdi kademeli olarak durdurma işlemini yaptık mı? Yaptık. Sonradan kalan bir eleman var mı sistemde? Yok. Bir önceki mantıktan biliyorum. Bir önceki mantıktan ben neyi biliyorum? Input 0.2 yani aşırı akım rölesi 1'de stopla aynı işlemi yapıyordu. Doğru mu? O zaman ben buraya input 0.2 ile eklesem aradan o işle çıkartmış olur muyum? Artık şöyle yazacağız. Şöyle yazıyorum bak. Input 0.2. Bu ne? Merkel 60.0. Input 0.2 de yine Merkel 60'ı devrede alacak mı? Alacak. Yine aynı stop'taki işlemi yapacak. Burada sıkıntım ne? Burada sıkıntım geliyoruz. Aşırı akım rölesi 2'ye takılıyoruz. Tamam mı? Şimdi burada şöyle bir şey mantık kullanabiliriz. Şöyle bir mantık kullanabiliriz. Hocam input 0.3
gelsin Merkel 60.1'i çalıştırsın. Tamam mı? Merkel 60.1 mühürlemeyi yapsın. Merkel 60.1 gelsin T5 ton zaman üyesini. Şimdi ne olacak? Aşağı akım üyesi 2. Aşağı akım üyesi 2. V1'i, M1'i bunu devre dışı bırakacak. M2 bir tek bunu 2 saniye tutacak. Doğru mu? He? Gelsin hocam T5 2 saniye zamanla o da kimi devrede tutacak? Bunu mu devrede tutacak? Hayda şimdi onu nasıl alalım? Bakın taburuya uzatıyorum onu. Aynı mantık M60.1 T5 hocam. Tamam mı? Bunu mühürleyelim. Olur mu? Olur. Nasıl olacak? Olacağı şey şu. Stop'a bastık. Şeyi düzeltiyorum, stopta değiliz artık. Aşırı akım üyesi 3'e, input 0-3'e 2'ye bastık. Input 0-2 M60.0'ı aldı. M60.0 devreye girdi. T5'i aldı. Peki M60.0 T5 aldıktan sonra 60.1 düzeltiyorum. 60.1 ile kapadı. T5 üstünden çalıştı. 2 saniye sonra T5 kontağını açtı. Devre dışı kaldı. Peki M60.1 devrede mi? Devrede. Hocam M60.1'i devreden çıkaralım. Nasıl çıkaralım? T5'in kapalısını buraya ilave edersek M60.0 devreden çıkar mı? Çıkar. M60.0 kimle devreden çıkıyor? 60.1 kimle devreden çıkıyor? T5'te. O zaman 60.1 zaten devreden çıkacaksa buraya T5'in kapalısını koymama gerek yok. Zaten 2 saniye sonra 60.1'i devreden çıkartacağım ve o kontak açılacak. T5'te ekstradan açılmış olacak. Buna bir gerek yok. Şimdi devam edelim. Peki. Şöyle bir soru sorsam. Zaman üyesini T5'i kullanmadan T3, T4'te bu işi yapar mıyız? Ayırayım bunları. Bakın şimdi. Şu kontağı şuradan ayırayım. M60.1 miydi? 60.0 miydi? Demin çizdiğimle şimdi ayırdığım arasında çalışma mantığı açısından bir fark var mı? Yok. Tamam. Peki. 2 saniyelik zaman ölem hangisi? T3 mü? T3 aynı zamanda M60.1 tarafından devreye alsa ne olur? Anılır mı? Yani 60.1 ile birlikte T3'te devreye alınacak. T3 kaç saniye sayacak? 2 saniye sayacak. O zaman bunu kim devreden çıkartacak 2 saniye sonra? T3. Şimdi ne oldu? Input 0-2 aşırı akım 2'ye bastık mı? Aşırı akım üyesi 2'ye bastık. Doğru mu? Aşırı akım üyesi 2'ye bastığımızda M60.0 devreye girdi mi? Girdi. M2'ye kadar olan hepsi devre dışı kaldı mı? Kaldı. Bir tek kim kaldı? Devrede çıkmadık. M3. M3'te 60.1'in burada kontağını kapadı. Q03'ü çalıştırdı mı? Çalıştırdı. Aynı zamanda T3'ü devreye soktu mu? Soktu. T3 döndü bunu devreden çıkarttı mı? Çıkarttı. Bu kontağını açtı mı? Açtı. Hocam bir önceki çalışmayı bozar mı? Bir önceki çalışmadan kastımız ne bizim? Input 0-2'nin olduğu çalışma. Doğru mu? Input 0-2'ye bastık mı? He? Bastık. T3, T4 çalıştı mı? Nereden çalıştı? 60.0'dan. Çalıştı ama 60.1 ile bir bağlantısı yok. Anlaşıldı mı? Yani T3 çalıştı, T4 de çalıştı, 60.1 ile bunların bir alakası yok. Demin çizdiğim gibi de çizebilirsiniz, bu şekilde de çizebilirsiniz. Yani input 0-2'nin çalışması input 0-3 ile ilgili olan çalışmayı bozmuyor. Herhangi bir terslik yok. Ne olabilir? İkisinin aynı anda gelmesi durumu olabilir. Tamam mı? O detayına da girmeyeceğim. Şimdi, peki
Aynı hata burada da var mı? Bir öncekinde. Aynı hatadan kasıt ne? Sistem duruyor. Doğru mu? Sistem dururken ben herhangi bir anda gelip stop'a basarsam, input 0-0'a basarsam 60 çalışır mı? Çalışır. T3-T4 üzerinden Q0-2 ile Q0-3 devreye alır mı? Alır. Ya da geldim aşırı akım resibire bastım mı? Bastım. M60 çalıştı mı? Evet. M60 çalıştı. M60 tuttu. T3-T4 devreye aldı mı? Aldı. T3-T4 şuradaki kontaktör üzerinden 2 ve 4 saniye çalıştırır mı? Çalıştırır. Ya da geldik aşırı akım üresi 2'ye. Aşırı akım üresi 2'ye. Şuradaki input 0-3. M60.1'i devreye alır mı? Alır. M60.1 tutar. Hangisiydi? Şurayı devreye alır mı? Alır. O zaman sistemde sistem dururken, stop halindeyken oradaki stopa aşırı akım 1-2'ye bastığınızda sistem çalışıyor. Bir öncekinde nasıl engellemiştik bunu? Sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu sorgusunu sormuştuk. Yani bu çalışsın ama Q0.0 varken çalışsın, bu da çalışsın. Öyle yapmadık mı? Efendim? Q0.0 sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu sorduk. Tamam mı? Şimdi bak buraya. Sistem çalışıyorsa aşırı akım 2 iş yapar. Sistem çalışıyorsa aşırı akım rölesi 1 iş yapar. Sistem çalışıyorsa aşırı akım rölesi 2 işlem yapar burada. Yani input 0-3 ya da buradaki input 0-2 ancak Q0.0 çalışıyorken. Ama sıkıntı şu. Yine demin söylediğimiz gibi bunu şu satırı en alt network'e koymanız lazım. Deminki sıkıntı neydi? Deminki sıkıntı şuydu. Eğer o üst network'te kalırsa, örneğin input 0-2 aşırı akım üyesi 1 mi? Aşırı akım üyesi 1 burayı açar mı? Aşağı akım üyesi 1 orayı açar. Doğru mu? Aşağı akım üyesi 1 burayı açtığında bu kontak ve bu kontak açılacak mı? Açılacak. Sistem çalışır mı? Çalışmaz. Peki o satır en altta olduğunda input 0-2'ye bastığımda çalışır mı? Çalışır. En altta bu. Şu anda input 0-2 şu satırı açmadı. Ya da input 0-3 bu satırı açmadı. Tamam mı? Niye? Bu satır, bakın şu çizdiğim satır, tekrar söylüyorum, yaptığınız network'ün en altında. Network sıralamasının en altında. Şimdi input 0-2'ye bastım mı? O çevrimi düşünün. O çevrim input 0-2'ye bastığında input 0-2 burayı kapadı mı? M60 çalışırdı mı? Ya da input 0-3. Bu Q0.0 kapalı. Kapalı. Yani M60.1'i çalıştırdı. Peki Q0.0 ne zaman devre dışı kaldı? En alt network'te. Bir sonraki çevrime dönün. Bir sonraki çevrimde açılacak mı bunlar? Açılacak. M60'da M61'in 60.1'in çalışması duracak mı? Nasıl devam ettiririz onları? He? Nasıl devam ettiririz onları? Şimdi ne yaptım? O kısmı tekrar alıyorum artık. Örneğin input 0-2'ye bastık. Şu satır en altta bakın. Şu satır üstte yaparsanız yine olmaz, tekrar söylüyorum. Input 0-2'ye bastık mı? Bastık. Q0-0 çalışıyor mu şu anda? Evet. Q0-0 çalışıyor. Bu kontağı kapadık. Kapalı. Çalışıyor çünkü. M60.0 çalıştı mı? Çalıştı. Durdurma işlemine başlattı mı? Başlattı. O kısmına bir daha girmiyorum. En alt satıra geldik. Yani şurada oluyor artık. Q0-0 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Bundan sonra artık Q0-0 devre dışı. Peki döndük tekrar. Bura açıldı mı? M60.0 bir çevrim girdi ve çıktı devreye. Ya da aynı mantıkla M60.1 bir çevrim girdi ve çıktı.
Ama bana M60.1 ile M60.0'ın devamlı çalışması gerekiyor ki ton zaman rölelerin enerjili tutsun. Ne yapmam lazım? Onları tekrar kendisiyle mühürlemem gerekli. Ha şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam şuralara sokalım mı? Nasıl olsa mühürlemeler var burada. Doğru mu? Soksam da olur oraya. Yani şu araya alsam da olur. Bak. Şunu Q0.0'ı taşıyalım oraya. Başka bir renkle taşıyalım. Pembe mi olarak pembe? Mühürleme başka nerede var? Burada var. Q0.0 hocam şuraya alsak olur mu? Q0.0'ı olabilir. Tamam mı? Burada da nerede var? Şura var. Hocam Q0.0'ı buradan buraya alalım mı? Yani alsanız olur, böyle de kalsın olur. Sorusu olan. Eğer o satırı yukarıda bırakırsanız olmaz, bir daha girmeyeceğim o kısma. Sorusu olan.